Selamünaleyküm millet taşlarım. Bugün 16 Mart. Tarihte bugün neler olmuş bunun hakkında size bilgi vereceğim. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Bulgaristan'ın bağımsızlığı, İstanbul'un resmen işgali, Moskova Anlaşması, Halepçe'de kimyasal katliam var. Günün olayı. İttihat Devletleri İstanbul'u resmen işgal ettiler. 1920. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi İttihat Devletleri'nin gözde vermek için sert bir şekilde İstanbul'u resmen işgal etmelerine neden oldu. İngilizler 16 Mart 1920'de ilk olarak Şehzadebaşı'ndaki Mızık Karakolu'na basarak askerlerimizden bazılarını şehit ettiler. Meclis mebusunu dağıttılar. Bir kısım milletvekillerini tutukladılar. Birçok resmi daireye başta Harbiye Nazaratı olmak üzere el koydular. Haberleşmeyi kestiler. Günün önemli olayları. Osmanlı Devleti Bulgaristan'a bağımsızlık vermeyi kabul etti. 1909. Bulgaristan'ın bağımsızlık ilan etmesi üzerine bunu tanımayan Osmanlı Devleti Bulgar sınırlarını Asya'ya yayılmaya başladı. Bu duruma büyük devletler müdahale ettiler. Rusya Osmanlı Devleti'ne 1877-1878 savaşı sonrası alacağı tazminatın kalan bölümünü Bulgaristan'a bağımsızlık vermesi şartıyla vazgeçebileceğini teklif etti. Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı üzerine 16 Mart 1909'da Rusya'nın bu teklifini kabul etti. Rusya Osmanlı Devleti'nin alacağını Bulgaristan'a yükledi. Misak-ı Milli'den ilk taviz verildi. Moskova Anlaşması 1921. Moskova'da süren görüşmeler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalandı. Sovyet Rusya Batum'un bırakılması karşılığında Misak-ı Milli'yi tanıdı. Batum'un kaybedilmesi Misak-ı Milli'nin ilk taviz olarak kabul edilir. Almanya Versay Anlaşması'nın silahsızlanma hükmünü tanımadığını ilan etti. 1935. Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versay Anlaşması silah ve asker konusunda bazı sınırlamalar getiriyordu. Versay Anlaşması'nın hükümlerini etkisiz hale getirmeye çalışan Hitler son olarak 16 Mart 1935'te mecburi askerlik getirerek bir hükmü daha geçersiz hale getirdi. Aynı zamanda anlaşmaya aykırı olarak Kara Ordusu'nun asker sayısını da arttırma kararı aldı. ABD askerleri Vietnam'da katliam yaptı. 1968. ABD askerleri 16 Mart 1968'de Vietnam Savaşı sırasında 3 köyde masum sivilleri hedef alan My Lai adıyla anılan katliam gerçekleştirdiler. Bu olayda 350 civarında sivil öldürüldü. Olayın bir İngiliz gazeteci tarafından ortaya çıkarılmasından sonra sorumlular hakkında dava açıldı. Sadece bir teğmen bu olayla ilgili ceza almış, onun cezası da daha sonra Başkan Nixon tarafından affedilmiştir. Halepçe'ye kimyasal saldırı düzenlendi. 1988. İran-Irak Savaşı sırasında İran-Irak Savaşı sırasında Celal Talabani'ye bağlı peşmergelerin İran ordusuyla harekete geçmesi Saddam'ı kızdırmıştı. Halepçe'deki isyanı bastırmakla görevli olan Ali Hasan El-Mecid, Saddam'ın emirleriyle 16 Mart 1988 tarihinde Halepçe'de kimyasal silah kullandı. Bu olayda Halepçe halkında yaklaşık 7000 kişi hayatını kaybetti. ABD'li barış gönüllüsünü ezdiler. 2003. ABD'li barış gönüllüsü Rachel Corrie'yi ABD'li barış gönüllüsü Rachel Corrie Gazze şeridinde 16 Mart 2003 günü buldozer ile ezildi. Rachel Corrie, Filistinlerin evlerini yıkmak için harekete geçen bir buldozer önüne çıkmış ve aynı buldozer tarafından ezilerek katledilmiştir. Günün diğer önemli olayları. 1940. Nobel ödülünü kazanan ilk kadın yazar Selma Lager 1940. Nobel ödülünü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf 82 yaşında öldü. 1964. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gizli yapılan olağanüstü toplantıda hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi. 1972. Cumhuriyet Senatosu Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında idam kararını onayladı. 1978. İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar terör örgütünce kaçırıldı. 1994. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan Beşideppli 6 milletvekili TCK'nın 125. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM'ye sevk edildi. Vatana ihanet suçlayan milletvekilleri 17 Mart'ta tutuklanarak cezaevine konuldu. 1999. Kosova'daki Sırp güçlerine karşı 70 gün sürecek hava harekatı başladı. 2004. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Karadağ Maden Ocağı'ndaki geruza patlamasında 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3 yaralandı. Allah Türk'ü korusun.